Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve la kuvveti lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, sayısız hamd ve şükür Rabbimin zat-ı ilahisine olsun. Elhamdülillah, hayız, hayattayız, saatimiz yerinde, ayak üstünde durabiliyorsak ne mutlu bize, daha ne istiyoruz ki? O da yeter. Allah hepinizden razı olsun. Evet, inşallah bugünkü konumuz muhabbet sevmek üzerine olacak. Tabii ki en çok sevilecek şey yüce yaratıcı ama muhabbet üzerine konuşalım. Sevmek lazım değil mi? Sev ki sevilesin diye bir tabir var. Seversen severler, sevmezsen sevmezler. Her şey muhabbet üzerine, her şey sevgi üzerine. Hani hatırlarım, Miraç'ta, Sinte-i Münteha'da, değil mi? Bundan sonra beni kim götürecek dedi meleğe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimse kalmadı. Hepsi bırakıyor beni buradan. Bugün tek başına git. Nasıl gideceğim? Rehber de yok. Seni aşkın götürecek dediler. Aşkın, muhabbetin götürecek. Evet, muhabbet etmek lazım. Muhabbet etmeyene de muhabbet edilmez. Sevgi her şeyin başıdır. Öyle değil mi? Yani yapacağımız işi sevmezsek muvaffak olamayız. Ne iş yaparsak yapalım. Madde, mana. Ne zaman ki bir yaptığımız işe karşı bir yaklaşım tarzımız varsa muvaffakiyetimiz bu mesleğimizi, yaptığımız işi sevmek olur. Maneviyat da böyle. Namaz kılmayı sevmiyorsak bir eziyet gibi ya imam da hiç minareden inmiyor, yine bak şimdi yatsıyı okudu der başlarız. Yahut da ya ne zaman yatsı okunacak? Rabbimin huzuruna bir çıksam yani bir muhabbetim, muhabbet ettiğim Rabbimin huzuruna bir çıksam diye düşünür değil mi? Demek ki sevgisiz yapılan her şey yavan diyelim. Sevgiyle yapılan her şeyde güzellik var. Onun için sevmek lazım. Neyi sevmek lazım? Önce yaratan Peygamber Aleyhisselam. Hani çocukken söylerler ya, hani biz de şimdi torunlarımıza söylüyoruz. En çok kimi seviyorsun? Babaanne mi diyor? Yahu bir dakika evladım, önce Allah'ı seviyorsun. Yani bir öğren bu işi diye öğretiyoruz ya, hani önce Rabbini seviyorsun. Sonra Peygamber Aleyhisselam, sonra sıradan inerken anne baba derken geliyor. Evet, her şeyi sevmek lazım. Her şeye muhabbet etmek lazım. Hani günümüzde çok söylüyor ya, büyük reis diyor ya, hani yaradanı hoş gör, yaradanı tut, yaradılanı seveceksin ki neden ötürü? Yaradandan ötürü. Allah Rabbi Teala'nın kerih bir şey, haşa olabilir mi? Güzel olmayan bir yarattığı olabilir mi? Mahlukatı olabilir mi? Yahut bu alemleri yaratmış bir kötülük, bir görüntü kirliliği, bir abeslik olabilir mi? O zaman her şeyi sevmemiz lazım. Niye? Ne buyuruyor Rabbi Teala? Hangi yöne bakarsanız onun yüzü o yöndedir. O zaman eğer bakmayı biliyorsak, ki bilmemiz gerekir, yani bilmiyorsak da öğrenmemiz gerekir. Eğer bakmayı biliyorsak her yönde gördüğümüz her şeyi sevmemiz gerekiyor değil mi? Gerekiyor demek zorunda kalıyor değil mi? Günümüzde insanların nefsi ve şeytani düşüncelerden dolayı o kötü, bu kötü, o şöyle, bu böyle çok söyleniyor ya. Hani sevmemiz gerekiyor. Niye? Her yöndeki o. Kimi sevmiyorsun? Bir şeyi sevmiyorum, sevemiyorum diyorsak bir eksiklik var. İşte bütün her şey sevgi ve muhabbet üzerine. Eğer ki sevgi ve muhabbet bizde bolsa, yeteri kadar varsa, o zaman alacağımız mesafeler çok farklıdır. Yoksa terk edelim dünyayı, yok. Yoksa olması için çalışalım. Gayret edelim. Kazanmaya çalışalım. Nefsimizle mücadele edelim. Şeytanla mücadele edelim ve sevmeye çalışalım. Hani size bir kıssa anlatırım. İstanbul'un zaptı sırasında bir Cibali Baba var değil mi? Meşhur. Cibali Baba burada, Haliç'te Cibali'de. Biliyorsunuz orada da türbesi var. Muhterem Zavrum şefaatini nasip eylesin. Akşemseddin Hazretleri çekilmiş çadırına ağlıyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya onun canını al, eğer fetihte müessir olmayacaksa benim canımı al Ya Rabbi diye dua ediyor Akşemseddin Hazretleri. Yani Cibali Baba ölsün diye dua ediyor ya. Koca sultan nasıl bir Allah dostunun ölmesini istiyor? Niye istiyor? Çünkü mübarek atılan gülleleri manen tutarmış havada, yere bırakırmış ki yavrucuklar ölmesin diye. Bu ehli tasavvuf Cibali Baba.
Ehli tasavvufun görüşünü bilmeden ehli tasavvuf olunmaz. Eğer ehli tasavvufun düşünce tarzını bilmiyorsak, biz ehli tasavvuf filanca tarikata mensubuz hikaye. Külahım anlat. Demek ki ehli tasavvufun yaşantısını bilmemiz veya onun görüşü gibi görmemiz, onun sevdiği gibi sevmemiz lazım. Bilmiyorsak kılavuz çok. Onların yoluna giderek öğrenebiliriz. Cibali Baba bütün gülleleri, o büyük top güllelerini manen havada tutar, yere bırakır, arkasından da dermiş. Gavurcuklar vermesin. Muhabbet bu. Biz kafirleri sevin demiyoruz haşa. Böyle bir şey anlaşılır mı? Olmasın. Bambaşka olay. Bambaşka olay. O noktadaki bize göre değil. Bize 3-5 numara büyük gelir. Ama ona göre doğruyu yaptı. Anladık mı? İşte bu muhabbet, bugünkü konumuz inşallah muhabbet olacak. Bakın, iki tane sure meali okuyacağım size. Yüce Mevlam bu konuda ne diyor? Araf suresi 43. ayette Rabbi Teala buyurur ki, biz onların kalplerinde kin namına ne varsa süpürdük diyor. Biz onların kalplerinde kin namına, her şeye kinlenmek, insana neye kinleniyorsa hepsini süpürdük diyor. Kim onlar? Süpürülen kişiler. İçindeki haset, gıybet, kin, nefreti süpürmüş Allahu Teala. Şimdi kendi başımıza becerebileceğimiz bir iş değil bunlar. Demek ki ona dayanıp ona güvenmemiz lazım. Devam edelim ayet-i kerimeye. Onlar diyor ne varsa söküp attık. Altlarında ırmaklar akar. Onlar öyle kişiler ki hem kalplerini böyle süpürdük hem oturdukları yerin altından ırmaklar akar. Hamd bize onu bizi ona eriştiren Allah'a mahsustur diyor. O insanlar o kalplerinden kinlerin sökülüp atıldığı altından ırmaklar akan yerde oturan kişiler diyor ki hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bizi eriştirmesi olmasaydı biz hidayete ermiş olamazdık diyor. Onlar diyor. Rabbi Teala onların ağzından bize naklediyor. O kulların böyle diyor. Aslında bize öğüt veriyor değil mi? Yani Allah layık görmezse sizin hidayete ulaşmanız, sevgi ve muhabbet etmeniz mümkün değildir. Anlamı çıkar mı? Çıkar tabii diye çıkmasın. Demek ki nefsinden bilirsen, ben bilirim yaparım dersen zaten peşinden hepsi bitti. Peki iyi de bana niye hidayet etmiyor Rabbi Teala da ben o şeye ulaşamıyorum diye düşünürsek hidayet edilecek ortamı meydana getir o zaman. O ortama ulaş ki sana da hidayet edilsin. Nasıl ulaşacak? Çalışacaksın. Bedava iş yok. Evet. Değil mi? Çalışmayana yövmeye veren var ama öyle varsa bir patron bize yanına girip çalışalım bedava para veriyorsa. İlla ki çalışana yövmeye var. Evet devam ediyor ayet-i kerime. Eğer Allah'ın bizi eriştirmesi olmasaydı biz hidayete ermiş olamazdık diyor cennettekiler. Evet. Andolsun Rabbimiz peygamberleri bize Allah'ın peygamberleri bize hakkı getirmişlerdir derler. Onlara işte yaptığınız iyi işler, bakın burası önemli. Allah-u Teala diyor ki biz onlara diyoruz ki işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis olduğunuz cennet der. Buyurun cennet size. Evet o noktaya gelmek için de bizim çalışmamız lazım ki Rabbi Teala o lütfu ilahisini bize de nasip etsin. Yoksa ben oturayım canım cennette, yemekler önümde. Keyfim yerinde, istediğim yere gideyim, istediğim ameli işleyeyim, nefsim ne söylüyorsa yapayım. Şeytana da biraz az da olsa bir kulak veririz nasıl olsa da yaratılmış madem görevini yapsın filan diye düşünürsek Allah korusun ahiret alemi bizim için hoş bir yer olmaz. Evet, bakın Hicr suresi 47. ayette de benzer bir ifade olduğu için onu da okuyacağım size. Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onların göğüslerinde kinden ne varsa. Kim onlar? Müminler. Allah'ın razı geldiği insanlar gönlünde ne kadar kin varsa diyor çektik çıkarttık. Sonra onlar kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Bunlar kardeş oldular. Birbirine kin yok artık. Cennette de karşılıklı tahtlarda oturacaklarmış. Ayet-i Kerime öyle söylüyor. O tahtlarda beraber oturmak istiyorsak kimseye karşı kin, nefret, haset duymamamız gerekiyor. Ne duymamız gerekiyor? Sevgi ve muhabbet.
Niçin? Allah için. Menfaat için değil. Ya adam şimdi güzel bir mevkide oturuyor. Şimdi bana mutlaka çok büyük faydası olur. Ben de ona güzel bir yaklaşımla yaklaşayım da bana bir faydası. Ya adam şimdi ne derse olacak bir noktada dersek işte ondan bir şey beklemeyin. Karşılık sıfır. Ama Allah içinse tamam. Rabbi Teala da onu. Bakın Allah dostları diyor ki dünyada Müslümanların kin, Müslümanlara kin beslemek, haset etmek, kötülüklerini istemek. Yani filanca adam beter olsun, daha kötü olsun, inşallah ayağına taş dokunur gibi düşüncelerden istemek manevi bir hastalıktır diyor Allah dostları. O kişi hastadır, mane. Hemen kendimize bir ölçü çıkaralım değil mi? Zaten sohbetlerin özelliği budur. Hemen empati yapacağız. Ben böyle bir düşüncem var mı? Ben böyle bir şey düşünüyor muyum? Ben bunlara dahi mi? Ben bu söylenenlerin içinde miyim? Diye düşünmek gerekiyor. Evet. Eğer ki birilerine karşı, bir Müslümana bilhassa karşı kim beslersen, haset edersen, kötülüğünü istersen sen manen hastasın. Tedavi? Elbette ki tedavisi var. Ama sen yeter ki hastalığını kabul edip tedaviye geçebilirsen. Niye? Çünkü nefis diyor ki yok canım sen haklısın söyle namus kerata ya olmadık şeyler yapıyor. Sen söyle ne kadar haklısın değil mi diyor nefis. O da kendini haklı zannediyor zavallı. Hak kimin? Hukuk kimin? Seni kim yarattı? O aklı fikri sana veren kimdir? Hepsini unutuyor. Kendini haklı görerek karşı tarafa kin, nefret, haset gibi şeyler besliyorsa o manen, o kişi manen hastadır diyor Allah dostları. Evet, bu hastalıklardan kurtulmak, yani gönüllerdeki bu tür marazi duyguları tamamen yok edebilirsek, o zaman cennet yolu açılacaktır diyor Allah dostlar. Yani bunları yok etmemiz gerekir. Var mı? Bende yoksa ne yok? Hepimizde var diyor. Hepimizde var. Yani bende yok diyen herhalde aramızda bir melek var diyeceğim. Öyle birisi dese ki bende yok, ben diyeceğim ooo bak aramızda bir melek girmiş ya. İnsan suriyetinde, suriyeti insan ama melek. Çünkü onda yokmuş. Nefisi olan aleykümselam nefsi olan herkeste mevcuttur. Sen rapta zaptı almışındır. Öbürü üstünü örtmeyi bilebilmiştir. Öbürü nefsiyle mücadele etmiştir. Öbürü de serbest bırakmıştır. Bir sürü çeşit. Evet, demek ki biz bunlarla mücadele ederek kalbimizdeki kin, nefret, hasetleri zaten nefsi emmarenin sıfatları nedir? İşte bu saydıklarımız. Kin, nefret, haset, kötülüğünü istemek. Evet, tekrar dönelim. Yaradılanı sevmemiz lazım. Her neyse o mahluk. Neden? Yaratandan ötürü. İşte bunu yapabiliyorsak, bu muhabbeti, bu sevgiyi yaşayabiliyorsak, seversen sen de sevilirsin. Sevmezsen kusura bakma. Allah bir kulunu sevdi. Allah dostlar ne diyordu hatırlayalım. Allah bir kulunu severse ona diyor bütün mahlukatını sevdirir onu. Nasıl sevdirir? Kediler, köpekler, yolda giderken ona muhabbet eder. Kuşlar, ne mahluk varsa ona muhabbet ederler diyor. Niye? Allah sevdi çünkü. Allah'ın sevdiği bir kul olmak için önce bizim Allah için sevmemiz lazım. Sevemiyoruz kardeşim ya. Komşuyu sevemiyoruz, arkadaşımızı sevemiyoruz, bize iyilik yapmayanı sevemiyoruz, söylediğimizi tutmayanı sevemiyoruz, sevemiyoruz. Rakibimizi sevemiyoruz öyle ya, sandalyeyi sen kaparsan ne olacak? Efendime söyleyeyim, önümüze çıkanı sevmiyoruz. Hani kafanı kim yardı, ekmeği kim verdiği sık sık anlatıyoruz işte ya. Bir teslim olsak, harihi ve şerrihi minallahi teala dediğimizi tutabilsek, o zaman sevgi ve muhabbetimiz ona göre olacak. Sevmedikçe hiçbir yere gidemeyiz. İnşallah gideriz de hani yani. Sevgisiz hiçbir şey olmuyor. Evet, bakın Allah dostlar şöyle tarif ediyor. Sevgi kalplerin canı. Sevgi, kalplerin canı, ruhların da gıdasıdır diyor Allah dostlar. Ya ne yapayım ben sevemiyorum işte falan. Öyle değil. Gayret. Yani mücadele etmeden bir şey elde edebilir miyiz? Savaşa girmeden galip yahut da muzaffer olabilir miyiz? Mümkün mü? Savaşmamız lazım ki neticede galip gelip gelmeyeceğimizi de bilemiyoruz ama Rabbimizden yardım dileriz. Ya Rabbi, niyetimiz bu, yola çıktık, yardım eyle diye elimizi açarız, biz de gayret ederiz. Rabbi Teala da inşallah hem gayretimizi takdir eder hem de rızasını verir, biz de onu kazanırız. Ama çalışmak lazım, yoksa oturduğumuz yerde bu sevgilere ulaşamayız. Evet, bakın Allah dostlar diyor ki, sevgi muhabbet içinde olmayan kalp
ölü bir kalptir. Kalbin ölü olması cenneti dürbünle bile, şimdiki dürbünler değil, yani bakınca şöyle 3-5 kilometre gösteren dürbünler değil, artık Galile dürbünleri var. Hele hele bu uzaya atılan şeylerde, değil mi? Yeni atılan uydularda, değil mi? Ondaki dürbünle yerdeki karıncayı görüyor, on binlerce kilometre öbür taraftan ya, hani öyle dürbünle dahi göremeyiz cenneti. Evet, muhabbet olmayan kalp, ölü bir kalptir. Evet, bütün sevgiler o duyguyu var edene, onun kalbimize koyanıdır. Yani kalbimize beslediğimiz bütün sevgi, neye ne sevgi olursa olsun, hepsi hu olanadır, onadır. Eğer ki bu sevgiyi böyle değerlendirebilirsek, o zaman doğru değerlendirebiliriz. Kucağımıza alacağımız evladımız, torunumuz veyahut da muhabbet ettiğimiz bir şeyi, muhabbetimizi yine Allah'la, Peygamber Efendimiz böyle yapıyordu. İşte çocuklar şu anlama gelir diye hadisler vardır. Ben Allah için, onun için böyle seviyorum diyorsan mesele yok. Nefsin için seviyorsan aynı olayda bayağı kötülükler var. Gayriye çalışırsın. Evet. Yaratanı sevmeye kalp, ruhunu yitiren bedenden daha soğuktur diyor Allah dostları. Bakın çok güzel bir ifade. Yaratılanı sevmeyen kalp, yaratanını sevmeyen kalp, ruhunu yitiren bedenden daha da soğuktur. Cenaze soğuktur değil mi? Ruh çıkınca buz gibi olur cenaze. İşte ondan daha soğuktur o kalp diyor. Eğer bir muhabbeti yoksa, muhabbetullah'a ulaşmak istemiyorsa, gayret etmiyorsa, çalışmıyorsa bitti. Ölür. Kalp ölür. Vücut da meftanın vücudundan daha soğuk olur kalbi. Evet. Sevdiğini zaten hani ne diyorum? Ya Musa benim için ne yaptın? Ya Rabbi ne yapmam lazım? Hani diyor ya, bir mümini benim için sevmen o benim içindir. İşte o noktada Allah için müminlerin sevişmesi lazım. Günümüze bakıyoruz ki Müslüman ülkelerde, ülkemizde de var maalesef, insanlar birbirlerine karşı olan muhabbetleri hiç de öyle değil. Demek ki büyük bir eksiklik var. Ya bizi yönlendirenler, öğretenler öğretemedi, ya biz de içimizdeki şeytan ve nefisle mücadele etmedik, serbest bıraktık. Ne yaparsa yaptık, ne isterlerse yaptık ve bugüne geldik. Yoksa Müslümanlar arasında en ufak bir kavga olması mümkün mü? Değil savaş, kavga olması mümkün değil. Ama günümüzde maalesef ne durumdayız hepimiz biliyoruz. Evet, müminin en önemli, en belirgin özelliği sevgi ve muhabbettir diyor Allah dostları. Sevdiğini Allah için sevmenin sonucu, yani neticesi nedir? Sevdiğini Allah için sevmenin sonucu Allah'ı sevmektir. Niçin seviyorsun? Allah'ın kulu olur. Niçin seviyorsun? Allah'ın murad ettiği. Niçin seviyorsun? Hep bütün sevgiler aslında onadır. İşte bu bilinçle hareket eder, muhabbetimizi o yöne yönlendirirsek, seversek sevilen olma şansımız daha yüksek. İnşallah bu bilinçle Rabbi Teala'nın mahlukuna karşı, müminlere karşı muhabbetimizi ona göre bilinçli olarak yapmamız gerekiyor. Sevemiyorum, çalış, gayret et, düşün, oku, öğren, muhabbetin ona göre. Yoksa ben seviyorum, Allah'ı sever misin? Ooo nasıl sevmem beni yaratıyor? Hepsi hikaye, lafla. Ne diyor? Ben şan, şöhret yeri değilim, yani lafa bakmam. Ameline bakarım, bitti. Söylemekle, yani kal ehli olmak, söz ehli olmak bir şey kazandırmaz. Hal ehli olmak durumundayız. Yaptığımız amellerle sevgimizi ispat etmemiz lazım. Devam edelim. Böylece din kardeşine karşı kalbinde doğabilecek kötü duygularına insanlar fırsat vermemeli. Bir duygu oldu, oluştu din kardeşine karşı, ona bu fırsat vermemeli, bastırmalı. Yo, olmaz, bu böyle olmaması gerekir diye mücadele etmelidir. Ancak bunlara rağmen
Taşıdığımız bir nefis var. Bir handas var. Bunlar da tam tersini yaptırmaya çalışıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki biliyorsun da ne mücadele ettin diye kendinize birer soru sorun şimdi. Nefsi biliyorsun. Nefs-i emmare sıfatlarını biliyorsun. Nefsin neler yaptırabileceğini biliyorsun. Şeytanın da neler vesvesesini biliyorsun. Ne derece olduğunu da biliyorsun. Herkes biliyor. Peki ne mücadele yaptığını biliyor musun? Veya ne yapıyorsun diye bir soru sormak lazım. Nefsinle ve şeytanla bugüne kadar ya bugün ne mücadele ediyorsun? Eğer bir mücadele içindeyse, bir gayret içindeysen tebrik ederiz. Değilse etmen gerekir. Mücadele etmeden nefisle ve şeytanla başa çıkmamız mümkün değil. İşte bu mücadeleyle işi götürmemiz lazım. Şimdi bazen insanlar bunu bilir de, hani bunu niye misal verdik? Bazı insanlar da tamam biliyorum işte nefsim var, nefis bunlar kötü şeyleri emrediyor, işte gayri şunları yaptırıyor, şeytan böyle diyor. Peki ne yapıyorsun? İşte hani şair diyor, o mahiler ki, o balıklar ki derya içindedirler, deryayı bilmezler. Yani içinde bulunduğun ortamı bilip de eğer kurtulmaya çalışmazsan, öyle varacağım cennet, oho buyurun buyurun. Sen hangi melekler karşılasın istersin yani? Yok, kırmızı halı da seriyorlarmış cennete girerken buyurun buyurun diye. Yok böyle bir hikaye. Amelimiz o noktaya varmadıysa öyle hiç hayal bile etmeyin yani. Öyle bir şey yok. Bakın kutsi hadiste Yüce Mevla buyuruyor ki ve dost olanları müjdeliyor Rabbi Teala. Ey Habibim, benim için birbirini sevenleri müjdele. Kim o birbirini sevenler? Sizler, bizler işte. Allah için Müslümanlar birbirlerini seviyor. Onları müjdele diyor, birbirini sevenleri müjdele. Benim için birbirlerine ikramda bulunanları da müjdele. Burada bir kapı çalalım. Kuru kuruya sevgiyle bir yere varamadık. Ne lazım? İkram lazım. Hemen soralım şimdi. Son günlerde size veya sizin başkasını yaptığınız bir ikramınız var mı? Kimse tabii edeben cevap vermiyor ama düşünün, yoksa üzülün. Yapılmadıysa da üzülün, yapmadıysanız da üzülün. Yapılmadıysa siz hiç yapmadığınız içindir mutlaka. Yapsaydınız size de yapılacaktı. Size ikram eden var mı? Valla son günlerde hiç bir ekmek parası veren bile yok. Buyur bir şey içelim diyen bile yok. Aa, tamam, sen kendinde ara. Orada arama karşı tarafta. Bana yapmıyorlar deme. Sen yapsaydın sana da yapacaklardı. Bakın kutsi hadis önemli. Diyor ki benim için birbirine ikramda bulunanları da Habibim müjdele. Onlara da müjde ver. Müjde almak istiyor musun? Müjde ne olabilir Allah'ın müjdesi? Dünya, ahiret, cennette gibi yaşarsın. Burada da bu cennet, orada da cennet. Bu müjdeyi kazanmak için müminlerin birbirine ikram etmesi gerekir. Efendim ben ikram edecek bir şeyim yok. Yok var. Dur hemen nefis seni hemen kandırıverdi. Her şey madde mi? Gönül almak da bir ikramdır. Ziyarete gitmek de bir ikramdır. Halini hatırını sormak da ona yardımcı olmak da bir ikramdır. Her şey madde değil. Maddenden de yapacaksın. Onu yapmayacağını anlamı taşımaz. Varsa onu da yap. Gelirsin. Dergahta bir görev vardır. Yaparsın. İşte bir hizmettir. İşte bir ikramdır. Kime ikram ettin? Buraya gelecek insanların aydınlanması için ikram ettin. Elektriği yaptın, bir şeyini yaptın. Öbürü geldi, bilmem ne. İkram. Hele hele günümüzde elhamdülillah böyle imkanlarımız da geniş değil mi? Çünkü bir vakfımız var, topluca hareket ettiğimiz, hizmet ettiğimiz şeyler var. Her yere ulaşabiliyoruz, ta Afrika'ya kadar gidebiliyoruz. Ortamda da alet edevat da var yani. Bas da var. Sen ne yaptın? Vallahi vakfa gelmiyorum çünkü bana gelince para isterlerse ne yapayım? Hoş kimse para istemiyor da. Hani olur ya, belki derler ki bu işi de sen yap. Ben şimdi en iyisi gitmeyeyim. Yapmasam da olmaz belki. Neme lazım? Yok. O zaman demek ki müjdelenenlerden olmazsın. Çünkü ne diyor Allah burada? Yüce Mevla, benim için birbirine ikramda bulunanları da müjdele ey Habibim. Senin için, şimdi Habibine hitap ediyor. Senin için birbirlerine itimat edip de dost olanları da müjdele. Şimdi bazen Allah vermesin başımıza sevmediğimiz olaylar gelir. Bakarsın kimse ilgilenmez. Lan hiç dostum yokmuş dersin. Ya. Başım olay geldi. Cenazem var. Kimsenin haberi yok. Bak cenazede kimse yok. Müsaade.
Değil mi? Sen dostluğu etmen gerekir. Her şey karşılıklı. Sen seversen sevilirsin, sen hizmet edersen sana da hizmet edilir, sen selam verirsen sana da selam verilir. Her ne ararsan ara, kendinde ara. Başka yerde ne ararsan, hayır, bana ne canım, ben böyle yapmıyorum ki, sen yapmasan. Hani Naci Efendi Hazretleri diyordu ki, oğlum başınıza bir felaket veya istenmeyen bir hal, felaket gelmez inşallah da. Hani bir istemediğin, sevmediğin bir hal oldu. Hemen düşün, acaba ben ne yaptım ki Rabbi Teala bunu bana layık gördü? De, kendinde bir kusur ara. Ya ne kusur arayayım, adam geldi şöyle söyledi, ahlaksız terbiyesi şöyle bir, yok. Sen o aynaya bakıp kendini görüyorsun, o söylediğin laflar sana ait, ona değil. Öyle değil mi? Müminin aynası değil mi? İki mümin birbirinin aynası. Sen bakarsın ona, kendini görürsün. Kim ki birini kötü görüyor, kerih görüyor, o kendisidir. Hani demişler ki, ya Ali filanca senin arkandan çok konuştu ya, neler söyledi, neler söyledi. Hemen gideyim demiş, pazar bir şeyler alayım, hediye göndereyim diyor. Adam demişler, senin hakkında ne kötülükler söylüyorsan hediye göndermeye çalışıyorsun. Öyle ya, sen bana bakıyorsun, aynamda kendini görüyorsun. Bir de günahlarımı alıyorsun saydıklarından dolayı. Bari bir hediye vereyim demiş ya Allah dostu. Bir hediye vereyim de gönlünü alayım bu kadar günahım aldığına göre. Yani değil mi? Evet, devam edelim. Onlara benim de muhabbetim tahakkuk etmiştir. Kimler onlar? Demin saydığımız kişilere diyor Allah-u Teala. Benim de muhabbetim. Onlar ki birbirini sevdi benim için. Onlar ki benim için birbirine ikram etti. Onlar ki senin için birbirine itimat etti. Ya Habibim. İşte devam ediyor. Onlara benim de muhabbetim tahakkuk etmiştir. Ben de onları seviyorum diyor. Tahakkuk nedir? Değil mi? Tahakkuk etmiştir. Ben de onları seviyorum diyor Rabbi Teala. Bak yani Allah'ın sevgisini kazanmanın yolunu da bu kutsi hadisle açıklıyor bize. Yani nasıl yaparsak biz o sevgiyi kazanırız, muhabbeti kazanırız da böylelikle açıklamış oluyor. Ve devam ediyor, bitmedi kutsi hadis. Ben de o kullarımdan razıyım diyor Allah-u Teala. Böyle yapan kullarımdan razıyım. Şimdi rızayı bari belirtmemiş. Nerede Allah'ın rızası bilmiyoruz. Bütün amelleri işliyoruz. İnşallah birinde rıza vardır. Bize rızaya kavuşuruz diyoruz ama Allah-u Teala kutsi hadiste bize böyle yaparsanız ben size razı olacağım diye bir taahhütte bulunuyor. Yapanlar tebrik ederiz. Yapmayanlar da yapması lazım diyelim. Çünkü yapmak gerekiyor. Evet. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadislerinde imanın zevkine varabilmenin önemli şartlarından biri de sevdiği kimseyi Allah için sevmektir. Kamil bir imana sahip olmak istiyor musunuz diyor Peygamber Efendimiz? Tabii ki istemez. Hepsinin imanımız kemale ersin, kamil bir iman sahibi olalım diye gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Müminsek de öyle, değilsek bilemeyiz, biz onlara karışmıyoruz. Evet. O zaman diyor ki eğer böyle olmak istiyorsanız bunun şartı sevdiği kimseyi Allah için sevmesidir. Seviyorsak Allah için insanları, çevremizdekileri, mahlukatı, her şeyi Allah için seviyorsak işte imanın kemalini gösterir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kamil imana sahip müminler Allah için severler. Biz hemen tenkite gidiyoruz, o söylüyor, bu şöyle söylüyor. Tabii bu nedir? Nefsi emmaredir. Ben o böyle diyorsam, ben onu tenkit ediyorsam, ben onu küçümsüyorsam o zaman benlik var. Ben diyorsun. Ben. En aciz benim. En günahkar benim. En aşağıdaki benim. Her gördüğüm Hızır'dır. Peki her gördüğün Hızır'dır. Tasavvufun ana kaidelerinden biri. Her gördüğün Hızır bileceksin. Var mı içimizde Hızır'ı bilenler? Mutlaka vardır da. Hemen kimse cevap vermiyor değil mi? Maalesef çok az. Olması gerekli. Yok diye oturuyor muyuz? Çalışmamız lazım. Evet. Sevmediği kimseyi başka bir sebeple değil, sırf Allah rızası için sevmemek Cenab-ı Hakk'ın değer verdiği erdemli bir davranıştır. Sevmediklerimiz olacak. Ama Allah için. Sevmediğinde Allah'ın sevmediğini de Allah için sevmeyeceğiz. Allah'ın yasakladığı işte amelleri işleyenleri sevebilir miyiz? İşte Allah için sevmeyeceğiz. Nefsimiz için değil. Ne severken nefsimiz var, ne de sevmezken nefsimiz var. Hepsi sevmek de Allah için,
uzaklaşmak veya sevmemek de yine Allah için olmalıdır diyor Peygamber Aleyhisselam. Yine bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah için birbirini seven, hayatını böyle geçiren ve bu hal üzere vefat eden hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelenecektir diyor. Gölgesinde, arşın gölgesinde olacaktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi tekrar okuyayım. Allah için birbirini seven, hayatını böyle geçiren ve bu hal üzerine vefat eden kimse o güneşin bir mızrak boyu yaklaşıp insanların beyinlerinin kafatasının içinde fokur fokur kaynadığı bir ortamda arşın gölgesinde oturacak o kişiler diyor. Arşın gölgesinde, ya şimdi Temmuz'da güneşin altına bile çıkamıyoruz da belli bir sıcaklığa ulaşınca nasıl güneşin bir mızrak boyu yaklaştığı bir ortamda o gölgenin kıymetini anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi çöldeki adama günlerce çölde kaymış, dudakları kurumuş, neredeyse susuzluktan ölerken buz gibi şöyle değil mi? Bir bardak suyu versen ah be. Cennet de ama ya. Ona önemi, o anın önemi. Bugün o kadar arzulamadığımız bazı şeyler o gün çok önemli değil mi? Güneş bir, hiç değilse bir dakika güneş dursa da bir nefeslensek tekrar olsa diye. Cehennemdekiler öyle diyecek. Cehennemde ceza görenler, ya Rabbi bir anlık an, en kısa zaman parçası, bir anlık bize azabı durdur da bir nefeslenelim tekrar azap başlasın. Tamam ama bir anlık durdur diye yalvaracaklar. Bir anlık durması için. Tabii böyle günler gelmeden biz ayağımızı biraz dengeye tutmamız gerekiyor. Evet. Bakın Allah dostları diyor ki Allah için birbirlerini seven dostların ahiret alemi öyle nur, huzur ve mutluluk dolu olacak ki nur, huzur, mutluluk olacak birbirini Allah için sevenler. Öyle olsun istemiyor muyuz? O zaman sevelim. Sevdiğimizde itiraf edelim. Ben seni Allah için seviyorum. Senden hiç menfaatim yok. Senin de benden yok zaten. Ama ben seni Allah için seviyorum. Mümin kardeşimize bunu açıkça söylememiz lazım. Bazen diyemiyoruz nedense şu nefis dedirtmiyor ya. De ya, korkma, rahat ol. Ben seni Allah için seviyorum. İşte o sevgi Allah için. İnşallah söyleyebiliriz. Söylemek de nasip olur. Bakın. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde arş-ı âlâ'nın etrafında kürsüler konacak. Arşın etrafına kıyamet günü. O kürsülerde oturanların yüzleri ayın 14'ü gibi parlayacak. Nurlu yüzler. Oradaki kürsü kim bilir nasıl değil mi? Dünya kürsüsü bile var. Yumuşacık böyle güzel koltuklar var. Hele oranınki bambaşka. Evet. Yüzü nurlu olacak. Diğer insanlar korku ve endişe içinde çalkalanırken onlar korku ve endişede olmayacak. Peygamber Efendimiz birilerini anlatıyor. Bakın. Kimi anlatıyor? Sonunda göreceğiz. Nebiler ve şehitlerden olmadıkları halde, ne nebi onlar ne de şehit olmadıkları halde bütün iman ehli onlara imrenecek. Bakacaklar, imrenecekler. Kürsüler üzerine oturmuşlar. Allah Allah, mahşer mi? Kürsüleri nur, elbiseleri nur, vücutları nur olacak. Yüzlerin ışığından ay ve güneş olmadığı halde mahşer yeri pırıl pırıl aydınlanacak. Yani Allah-u Teala onların yüzüne öyle bir nur verecek ki ayı ve güneşi sollayacak onurlar. Öyle kişiler olacak. Kimmiş bakalım, devam edelim. Mahşer halkı diyecek ki ya Rabbi bunlar kimlerdir diye soracak. Onlar öyle kimselerdir ki ayrı ayrı memleketlerden. Şimdi hep soracak sen neresin sen neresin biz ayrı ayrı memleket. Ayrı ayrı uzak şehirlerden. Allah için bir araya gelip toplanırlar, sevişirler ve Allah'ı zikrederler. Bakın burada güzel bir atıf var. Ehli tasavvufa, sadece ehli tasavvuf mu? Bütün müminler böyle yapar da ehli tasavvufun ana kaidelerinden biridir. Uzak yakın, şehir farklı olabilir, insanlar farklı olabilir ama Allah için bir araya gelip Allah'ı zikrederler. Onlar ne birbirlerine haset ederler, haset ediyorsak, zikir de yapsak iş bitti. Bu işe dahil olamayız. Bakın bunun şartı var. Değişik şehirlerden, değişik yerlerden gelip Allah'ı zikretmek için bir çatı altında toplanan inşallah biz hasbelkader benziyoruz diyelim. Aynısı diyemeyiz. Büyük laf olur. Benziyoruz diyelim. Onun için geldik. Peki ama şart ne? Diyor ki
İşte onlar birbirlerine haset ederler ve buğz ederler ve ne haset edeceksin diyor, ne buğz edeceksin, ne de kim besleyeceksin. Bu lütuftan istifade etmek için böyle bir ortama gelmen yeterli değil. Ayrıca da ne birbirine haset edeceksin, ne buğz edeceksin, ne de kin besleyeceksin. Yoksa o anlatılan kişi olamazsın. Evet. Bütün bu saydıklarımız kin, nefret, haset Allah'ın sevgisinde yok olmuştur onlarda. Onlar öyle kişiler ki Allah'ın sevgi muhabbetiyle içindekiler kinleri, hasetleri, nefretleri hepsini yok etmiştir. Bismillah. Hiç kalmamış. Şimdi biriniz bana diyeceksin, sen meleği tarif ediyorsun. İnsanoğlu böyle olur mu acaba? Niye olmasın? İnsanoğlunun mevkisi meleklerden üsttedir. Eğer biz meleğiz, meleği bile kendimize meleklerin üstünde olduğunu, Peygamber Efendimiz eğer davranışlarımız, hareketlerimiz, yaşantımız, amellerimiz eğer uygun olursa meleklerin mevkileri maktudur. Değil mi? İnsanoğlunun zirvesi ta kürsüye kadar çıkar. İşte onlardan biri olmak için. Evet. İşte onlar, o kürsülerde oturanlar Allah için birbirlerinin son cümlesi. Peygamber Aleyhisselam diyor ki işte onlar o kürsülerde, demin anlattığımız kürsülerde oturanlardır ve onlar da diyor Allah için birbirlerini sevenlerdir. Demek ki Allah için birbirini sevmiyorsak hepsi boş. Yaptığımız ameller bizi kurtarmaz. Yaptığımız şeyler bizi kurtarmaz. Velev ki Allah için birbirimizi sevmiyorsak sahaya çıkmadan mağlup ilan ediliyor değil mi? Günümüzde var. Yok günümüzde. İlla çıkacaklar. Yok bu ahiret işinde var. Daha meydana çıkmadan bitti işin. Niye? İşte bunlar onlar ki onlar Allah için birbirini sevenlerdir. İşte Allah için birbirimizi sevmezsek hiçbir yere varamayız. Bakın bir Peygamber Efendimiz bir kıssa naklediyor. Onu size okumaya çalışayım. Vaktiyle Peygamber Efendimiz anlatıyor, sahabeyi anlatıyor bunu. Vaktiyle adamın biri bir başka köye din kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Allah-u Teala onu gözetlemek için ve kendisiyle konuşmak için bir melek gönderdi. Adam bir niyetlendi. İşte filanca köye gideyim, orada benim din kardeşlerim var, bir ziyaret edeyim bakayım ne yapıyorlar, halleri nasıldır diye yola çıktı. Allah-u Teala da bir melek tayin etti. Git bakalım, kes o kulumun yolunu, bir konuş bakalım. Şimdi melek gitti. Adamın geçeceği yol üstüne oturdu, onu beklemeye başladı. Adam yanına gelince sordu. Tabii insan kılığında melek. Adam bilmiyor onun melek olduğunu. Yolda birine rastladığını varsayıyor. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Dedi ki, nereye gidiyorsun kardeşim? Dedi ki, şu ileride bir köy var. O köyde bizim benim bir din kardeşim, bir mümin kardeşim var. Ben onu ziyarete gidiyorum, dedi adam da. Peki melek soruyor, o senin akraban mı? Akrabam değil. Peki soruyor. Peki ondan elde etmek istediğin bir menfaatin, para, pul, dünya menfaati bir şey var mı? Yok dedi ya ben. Hayır, ben onu sırf Allah rızası için seviyorum. Ziyaretine de bu sebeple gidiyorum. Ben onu Allah rızası için seviyorum. Ziyaretimin sebebi de o. Sevgim abi. O zaman melek şöyle söyledi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onu nasıl seviyorsan, sen şimdi ona nasıl muhabbet ediyorsan, Allah da seni öyle seviyor. Melek cevap veriyor. Sen onu nasıl seviyorsan menfaatin yok. Mümin kardeşin olduğu için sırf Allah rızası için seviyorsun ve onu ziyarete gidiyorsun. Sen ona ne kadar muhabbet ediyorsan Allah da sana o kadar muhabbet ediyor. Anladın mı? Şimdi nasıl sevmemiz lazım birbirimizi? Allah'ın seni ne kadar sevmesini istiyorsan sen de kardeşini, din kardeşini, müminleri öyle sev. Allah'ım beni çok sevmesini istiyorum. O zaman sen de çok sev. Kimi? Mümin kardeşini. Her derdine koş, her işine yardımcı ol. Elinden geliyorsa, ne geliyorsa yap. Başımıza büyük felaketler gelmedi. Niye? Çünkü o savaştan kaçanları bu ülkede hepimiz, devlet, millet birleşti. Hala besliyorlar değil mi? Allah için. Hatta bir şey olsa cız ediyor içimiz. Yüreğimiz sızlıyor onlara bir zarar gelse. Niçin iyi geliyor? Bana ne ölüm adamı? Memleketim bile değil, köylüm bile değil, ülkeden ülkedaşım bile değil. Niye? Müslüman kardeş. İnşallah bu sevgi, muhabbet bizim ülkemizde, vatandaşlarımızda var. Ya, hamdolsun. Ama yeterli değil. Yeterli mi? Yok. Birbirimizi
Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bir binanın duvarlarındaki tuğlalar gibi olun. Öyle ki araya harç koymuş. Hani Osmanlı tuğlaları da kıramazsın ha. Balyoz da vuruyor, parçalanmıyor. O ne diyorlar ona? Orasan. Ha, aferin. Ha, aramızda bir tayyip varmış ya. Tabii o söyleyecek, ben söyleyecek değil mi? Horasan'ı biz balyozla kıramadık. Kırılmıyor mübarek. Vuruyorsun balyozu güm güm. Tuttuğumuz işçi kaçtı. Para pul istemiyorum dedi, ben bu işi yapamam dedi. Gitti bir tane daha bulduk, o da kaçtı. Kıramadı çünkü adam. Para da almıyor kıramadığı için, gidiyor. İşte böyle olun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhabbet, sevgi, beraberlik böyle olsun. O zaman işte Allah seni o dereceye sevecek. Kıssa öyle diyor. Bakın Hazreti Ömer radıyallahu anh peygamberimizden nakille bir şey anlatıyor bize. Diyor ki Allah'ın kulları arasında öyle kimseler vardır ki peygamber ve şehitler olmadıkları halde kıyamet günde Allah'ın nezdinde mevkileri sebebiyle peygamberlerden, şehitlerden daha üstün yerde olacaklar diyor Hazreti Ömer. Sahabiler soruyor. Ey Allah'ın sahabiler sormazdan önce yani sahabeler Hazreti Ömer naklen anlattığı için onu deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, bunların kimler olduğunu bize bildirir misin diye sordular. Peygamber Efendimiz dedi ki onların arasında akrabalık, alışveriş, münasebeti, dünya ilişkisi olmadan birbirlerini seven insanlardır. Müminlerdir. Kafiri sevecek halimiz yok değil mi? Müminlerdir. Amerikalıları seviyor musun? Eyvallah. Evet. Vaktimiz var mı? İyi, vaktimiz de ancak olmuş. Bir gün Peygamber Efendimiz'in yanında bir sahabi oturuyordu. Yanında oturan kişi oradan geçen birini gösterdi. Peki Peygamberimiz de bir sahabi yan yana oturuyorlar, oradan biri geçiyor. Dedi ki ya Resulallah, şu geçen kardeşimizi ben çok seviyorum. Peygamber Efendimiz dedi ki onu sevdiğini ona söyledin mi? Ana adama sormuşlar. Yanıyor, bitiyor, ölüyor. Anadolu'da bir adam. Kısadan kısaya geçiyoruz ama. Ben filanca kıza bayılıyorum demiş. Adam erkekmiş, delikanlıymış. Yani şöyle seviyorum, böyle seviyorum demişler ki peki sen demişler böyle sevdiğini ona söyledin mi? Hiç duyurur muyum demiş. Sen hiç duyurmasa ne sevdiğini ne sevdiğin? Değil mi? İşte Peygamber Aleyhisselam da soruyor. Diyor ki onu sevdiğini, o kardeşini senin sevdiğini anlattın mı ona? Dedin mi kardeşim ben seni Allah için çok seviyorum dedin mi? Diye soruyor Peygamber Aleyhisselam. O da sahabi de diyor ki hayır ya Resulallah ben böyle bir şey söylemedim diyor. O zaman hemen git diyor. Yetiş arkasından ona de ki ben seni Allah için seviyorum de söyle. Peygamber emir veriyor. Git yetiş ona arkasından de ki ben seni Allah için seviyorum. Anladık mı birbirimize ne dememiz gerektiğini? Hayır söyler miyim? Hani kıssada anlattık ya. Ben onu diyor çok seviyorum diyormuş. Peki oğlum sevdiğini söyledin mi o karşı cinsen hanıma? Hiç duyurur muyum demiş ya. Ben hiç duyurmazsın. Nereden bileceksin senin sevdiğini ki? Güzel bir misal. Peygamber Aleyhisselam söyleyin diyor birbirinize Allah rızası için sevdiğinizi, seviştiğinizi söyleyin. Demek ki sadece gözümüz kapalı karanlıkta ben onu çok seviyorum. Filancıyı da seviyorum. Ben bütün müminleri seviyorum zaten. Yok canım devenin pabucu. Laf. Laf. Yani. Niye? Ya söylesene sevdiğini. Ki onun da sana muhabbeti atsın. Ya bak adam ben Allah için çok seviyormuş. İyi adam ben onu seviyorum aslında deyip bir muhabbet olsun arada. Söylemezsen karanlıkta göz kırptığını kimse bilmez. Bilmeyince de bir işe yaramaz. Evet. Bakın. Sen diyor Allah rızası için sevdiğini söyle ki Allah da seni sevsin. Evet. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kimse din kardeşini sevdiği zaman bunu ona söylesin. Bu peygamberin bir emridir değil mi? Söylesin diyor. Söylese iyi olur demiyor bakın. Burada şey yok. Tevil yolu yok. Direkt söylesin. Bir kişi bir mümin Allah rızası için seviyorsa ona desin ki ben seni Allah rızası için seviyorum desin diyor. Kim diyor? Peygamber Efendimiz. Bu bir emirdir yani değil mi? Peygamberin emridir. Seviyorsan söyler. Ben seni Allah için seviyorum. Söylemezsen karanlıkta göz kırptığını kimse bilmez. Evet. Burada bitirelim inşallah. Netice olarak ne demek lazım? Sev ki sevilesin.
sen bir mümini veya müminleri ne derece seviyorsan Allah da bil ki seni o derecede seviyor. Bir mümine ne kadar yardım etmek için içinde bir heves, bir davranış varsa illa bir tane kişi değil tabii. Müminlere diyelim çoğaltalım. Çünkü o da der ben bir kişiyle kurtarırım, kurtaramam. Böyle gayserlik yapmak yok. Herkesi Allah için sevmeye çalışacaksın. Seversen karşılığı ne? Senin sevdiğin derecede de Allah seni sevecek. Ne kadar Allah'ın seni sevmesini istiyorsan sen de müminleri o derece sev. Ve de ki ona kardeşim ben seni Allah için seviyorum. Ben seni bir ticaretim yok, alışverişim yok. Ben seni Allah için seviyorum. Rabbim inşallah bütün müminleri Allah için çok sevmeyi nasip etsin. Amin. Dolayısıyla da Rabbim inşallah bizi çokça sevsin kulları. İnşallah günahlarımızı affı mağfiret etsin. Amin. Cennetiyle, cemaliyle muamele ettiği kullarımızın üstüne dahil eylesin. Amin. Bizi İslam üzere daim eylesin. Amin. Aramızı inşallah ayağımızı sırat-ı müstakimden kaydırtmasın. Amin. Nefsimize şeytana uydurtmadan o arşın gölgesinde tahtlar üzerinde oturanlar zümresine bizler de dahil ederiz. Amin. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Allah razı olsun. Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina.